Merhaba kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Fukara Terzihaneme hoş geldiniz. Yine bir videoda beraberiz. Bu videomda sizlere sıklıkla sorulan triko elbiselerin boyları kısaltılır mı, nasıl kısaltılır diye çok sıklıkla sorulan soruluyor bizlere arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekmek istedik. Nasıl kestiğimizi size tarifini yapacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce bizlere destek veren, bizleri takip eden, gerek güzel yorumlarla bizleri onurlandıran siz dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Şimdi arkadaşlar, triko elbisemizi serdik. Sizlere yakından göstereceğim. Ne şekilde olduğunu göstereceğim. Nasıl kestiğimizi, nasıl diktiğimizi hepsini size aşama aşama göstereceğim inşallah. Umarım sıkılmayacağınız bir video olur. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, size yakından göstereyim ben. Evet kıymetli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi trikoların altları genellikle bu şekilde oluyor. Bunları kestiğimiz zaman tabii ki düzgün bir görüntü çıkmaz. İnsanların tedirgin olması gayet normaldir. Biz müşterimizden aldığım ölçümüzü yani yaklaşık 7 santim bunu kısaltmamız gerekiyor. Normal kesemeyiz. Overlock kesinlikle çekemeyiz. Yani aslında overlock'ta olan trikolar da var tabii ki de. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu triko bir güzelliği var. Şurada en azından ek yeri gibi yapmışlar. Tabii dikiş değil burası. Biz bunu yukarıdan keseceğiz arkadaşlar. Üst taraftan keseceğiz. Buraya köprü yapmışlar kendinden. Bu dibinden bunları keseceğiz öncelikle. Size ben anlatımını yapayım. Tabii keseceğim, onu da göreceksiniz siz. Arkasında bir tane köprü var. Şimdi bu düzgün bir şekilde hizalayacağız biz bunu. Keseceğiz. Ondan sonra nasip olursa 7 santim şu kısımdan alacağız. Hepsini ben size teker teker inşallah anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi keseyim ben arkadaşlar. Evet kıymetli dostlar. Şimdi bunu elbisemizi, triko elbisemizi güzelce yerleştirdik. Altını mutlaka kontrol ediyoruz. Eşit gelmesi adına. Elimizden kontrol edelim. Gerekirse arkadaşlar bunu iğneleyeceğiz. Buranın denk gelebilmesi için. Bu şekilde olmayan trikolar da muhtemelen böyle kesilmesi gerekebilecek. Yani gerekir. Bu şekilde kesebilirsiniz. Şimdi dostlar, burada görmüş olduğunuz gibi köprüler var. Köprüleri dibinden kesiyoruz. Bak bu taraftan kesiyoruz. Niçin? Buradan boyunu kısaltacağımız için tekrar köprüleri üstüne kapatabilelim. Bu normalde triko köprüsünü devam ettirmişler. Dibinden ya mümkün mertebe köprü biraz fazla bırakacağız. Aynı şekilde arkadaşlar bunun arkasında da var. Onu da dibinden kesiyoruz. 7 santim kısaltacağımız için köprünün geldiği yerler zaten gidecektir arkadaşlar. Bu köprüyü biz arkadan göremeyeceğimiz için mutlaka buraya ineliyoruz. Çünkü masaya sereceğimiz zaman bunu bizim görme şansımız yok. Arkadaşlar hazır burada çevirmişken şöyle bir kontrolünüzü edin. İğneyle tutturabilirseniz tutturun. Bu çizgiler önemli çünkü. En azından bir hataya sebebiyet vermeyelim. Elbisemizi de bozmayalım bu arada. Bu şekilde seriyoruz trikomuzu. Köprülerimizi kestik. Şimdi arkadaşlar, tam ortasında çizgi var. Biz bunu tam ortasından keseceğiz. Kestik. Bu böyle bitmedi. Şimdi arkadaşlar biz 7 santim keseceğimiz için
Otomatikmen 2 santimimiz gitti bizim. Dikiş payı olarak. Niçin gitti diyeceksiniz. Bunu tekrar diktiğimiz zaman 2 santim zaten kısalmış olacak bu. Yani buradan 5 santim kısaltıyoruz arkadaşlar. Bakın fazla giderseniz elbise kısa olabilir. Az giderseniz elbise uzun olur. Kestiğiniz yerden birleştireceğiniz zaman otomatikmen 2 santim kısalmış oluyor. Çünkü dikiş payları oldu. Şu anda burada bir dikiş payı oluşturduk biz. Ne yapıyoruz? Biz bunu 7 santim kesecektik. Şu an buradan 5 santim alıyoruz. 5 santimden işaretlerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Triko elbiselerimizin kesimi, büyük bir bölümünün kesimi bu şekildedir arkadaşlar. Tek parça olanlar var. Tek parça olanlar da eğer ki kesemiyorsanız bu şekilde tavsiye ederim. Üstüne neticede yani çoğunlukla bayanlar kemer kullanıyorlar. Bol oluyor bunların göbek kısımları. Daha çok öyle tercih ediyor. Çünkü ben görüyorum. Gelen müşterilerin üzerinde de görüyorum. Göbek yani karın bölgesi boşta olduğu için kemer kullanıyorlar arkadaşlar üzerine. O kemer gelen yere hesap edersiniz. Yukarıdan aşağı işte kemerin buradan geçiyor diye söylersiniz. Ona göre terzinize kestirebilirsiniz. Yukarıdan kestirdiğiniz zaman alttaki formu bozulmamış oluyor. Zaten üzerine kemer geçeceğiniz için de herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum, düşünmüyorum. Şimdi biz bunu 5 santimle çizdik, kesiyoruz. Evet arkadaşlar. 5 santim çıkardık aradan payımızı. Şimdi size dikim aşamasında ben göstereyim. Geçiyoruz şimdi makinamıza arkadaşlar. Şimdi makine bölümümüze geçtik arkadaşlar. Bu ipliğimizi aynı renk kullanacağız. Mümkün mertebe. Her zaman dediğim gibi ince iğne. Trikolar için özellikle bakın arkadaşlar bazen penye veya triko gibi şeyleri terzilere götürüyorsunuz ve sonradan patlak oluşuyor ya işte o kalın iğne kullandıkları için. Şimdi bakın arkadaşlar önce boşta bir dikiş atacağız buna. Bu hafiften pileli bir trikodur. İnceden makine baskımızı kaldıralım. Çok ezmesin. Ayarımızı hafiften 3'e falan getireceğiz. Arkadaşlar böyle ufaktan bunu pilelerini yapacağız bunun. Triko zor çalışması olan bir kıyafet türüdür. Biraz uğraştırır. Aslında baktıkları zaman çok bir şey yokmuş gibi gözükür ama biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Yani dikimi de zor. Makine altında durmuyor zaten. Zaten tekstile baktığınız zaman penye atölyesi daha azdır. Genellikle %90 dokuma çalışırlar. Daha basit, daha hızlı olduğu için. Özellikle triko atölyesi çok azdır. Trikocu çok azdır. Yani öyle söyleyeyim. Bu şekilde bu hafiften pileli bir elbise olduğu için arkadaşlar böyle yapıyorum. Normal trikolarda birleştirmeden önce de bu şekilde bir dikiş atarsanız esnemesini engeller. Yani hepinizin de bildiği gibi trikoyu birleştirdiğiniz zaman bir mahrumlanma oluşur. Kötü bir görüntü oluşur. Bence şöyle ufak bir sibop dikişi atmanız daha iyidir. Daha hoş olur. En azından işinizi kurtarmış olursunuz.
Şimdi bedenimizi buraya montemize yapalım. Arkadaşlar bu şekilde tutacaksınız. Yan dikişten mutlaka kontrol edin. Bazı trikolarda genellikle arkada da dikiş oluyor. Ona dikkat edeceğiz. Önümüzü arkamızı ayarlıyoruz. Yan dikişimizi koyduk. Üst bölgenin yan dikişini denk getiriyoruz. Mutlaka dikişler birbirine denk gelmelidir arkadaşlar. Şimdi işi hafiften bir gerdiriyoruz. Yedirmek açısından. Burada köprülerimizi tutturmamak adına yukarı doğru atıyoruz. Evet. Şimdi alt dikişi spop dikişini attığımız için biraz gergin olacak arkadaşlar. Yani bu sefer üsttekini hafiften böyle yedireceğiz. Zaten bunu arkadaş giydiği zaman bu attığımız dikiş çıtlayacağı için spop dikişi çoğu patlayacak zaten. Arkadaşlar 1 santim dikiş payı verdiysek 1 santimden gidiyoruz. Fazla gittiğimiz zaman alttan boyu kısa gelir, uzun gelir. Sonradan tutturma şansınız olmayabilir. Buna dikkat ediyoruz. Dediğim gibi beraber öğreneceğiz, öğreteceğiz. Bildiklerimizi insanlarla paylaşacağız. İki hayır duası alsak bile Allah bereket versin. Evet. Tutturmamızı yaptık. Şimdi overlock'a geçeceğiz inşallah. Oradan da bir dikişimizi, overlock dikişimizi atıp getirip bitireceğiz inşallah. Şimdi overlock'umuzu çekeceğiz arkadaşlar. Overlock çekerken de mümkün mertebe pile kısmını üst tarafa getirin. Yani görmeniz daha rahat olur. Trik olduğu için dikiş ayarlarınızı kontrol edin arkadaşlar. Terzi dükkanı olduğumuz için günde 10 sefer, belki 100 sefer, bazen 50 sefer iplik değiştiriyoruz. O yüzden her seferinde makine ayarlamamız gerekiyor. Her iş için ayrı bir ayar çekmemiz gerekiyor. Evet dostlar, şimdi overlock'umuzu çektik. Tekrar makinemize geçelim. Evet, makinemize geçtik. Şimdi biz bunun... Şimdi arkadaşlar, trikomuz bu şekilde. Bakın, çekiyoruz. Attığımız spop dikişlerini burada çıtlatıyoruz. Çünkü sonradan müşteri bunu giydiği zaman kafası karışabilir. Terzi bu işi dikemedi. Üstümde patladı. Abo, abo. Bu sefer. Şimdi arkadaşlar, trikolarda veya benzeri şeylerde biz özellikle bunu tercih ediyoruz. İnce lastik esnemesini engeller, önler. Bunu nerede kullanıyoruz? Penyelerde, omuzlarda kullanıyoruz. Elbiselerde, eteklerde, özellikle ek yerlerinde kullanıyoruz. Esnemesini çok fazla, yani esnememesi için
Ya da esnediği zaman eski formuna kavuşabilmesi için bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kişinin zevkine göre değişir. Aslında isteğine göre değişebilir. Biz bunu mesela müşterimize sormuş olsaydık normal ince lastiklerinde kullanabilirdik. Şimdi gelelim meselemize arkadaşlar. Son rutuşumuza geçelim. Demin taktığım lastikten bahsedeyim. Özellikle bu şekilde düz trikoları kesecekseniz orta yerinden mutlaka kullanın arkadaşlar. Mutlaka kullanın. Esneme olayını daha aza düşürürsünüz. Daha az olur. En azından işiniz daha sağlıklı çıkar diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü triko düz makina üstüne bastığın zaman çok esniyen, sağa sola kaçan bir malzeme olduğu için görüntü açısından da bozuluyor. Buharla çektiriyorsun, düzeltiyorsun ama çok da faydası olmuyor. Bunlara da buhar tuttuğun zaman da birazcık akrilik ezildiği için arkadaşlar formu bozuluyor. Yani her halükarda çok özenmek lazım. Köprü tutturması biraz zor oluyor. Daha doğrusu trikoyu tutturmak çok zor. Sabun gibi elimizden kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube veya Instagram üzerinden bize bütün yapılan yorumlara cevap vermeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum. İnşallah kimseyi kırmıyoruzdur, kimseyi üzmüyoruzdur. Özellikle Instagram'da bize yazan arkadaşlar bir hayli fazla, hepsine cevap vermeye çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. YouTube üzerinde bize yorum yapan hep bütün arkadaşlarımıza yetişmeye çalışıyorum. Çünkü kişilerin şahsına saygı duyduğumuzdan dolayı yapılan yorumları boş geçmemeye çalışıyorum. İnşallah kimseyi kırmıyorumdur, kimseyi üzmüyorumdur. Evet arkadaşlar, işimiz bitmiştir. Şimdi masamın üstüne son kontrolümüzü yapıp ütümüzle buharımızı sıkacağız, işimizi bitireceğiz. Kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi trikoyu bitirdik. Bahsettiğim olay buydu. Kemer, yani düz, özellikle düz trikolarda yukarıdan keserseniz, kemer bu şekilde kullanırsanız zaten bak şimdi bu gerildiği zaman daha iyi duracak. Görmüş olduğunuz gibi olayımız budur arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürlerimi sunarım arkadaşlar. Faydam olduysa beğenmeyi, takip etmeyi, tavsiye etmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmazsanız sevinirim. Daha iyi videolarda görüşmek dileğiyle, daha kapsayıcı videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar. Dostça kalın. Allah'a emanetsiniz.